Evet e, sevgili vatandaşlarım e, biz sürekli dile getirdiğimiz gibi ben İsmail Karateke, Büyük Birlik Partisi e, Denizli Birinci Sıra Milletvekili adayım. E, daha önceki televizyon programlarında defaten dile getirdiğim gibi e, Denizli'deki çiftçilerimize sahip çıkmak için elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruz. Ben kendim çiftçi çocuğuyum e, ve çiftçilerin sorunlarını ciğerine kadar biliyorum. E, ve sık sık televizyon programlarında da dile getiriyorum. E, bizim eee daha önce de belirttiğimiz gibi çiftçilerimiz çiftçilerimizin 3 ana talepleri var. Ve ben bu tespitlerim konusunda da sonuna kadar haklı olduğum ve meclise gittiğim zaman ilk vereceğim kanun tekliflerden bir tanesinin olduğunu daha önce de belirtmiştim. Ne demiştik? Biz çiftçilerimizin, üreticilerimizin SSK ve Bağkur'un mutlaka mutlaka devlet tarafından karşılanması gerektiğini yoksa iş gücü kaybından dolayı üretimin aksayacağı ve bu ileriki dönemlerde de bizim gıda krizini tetikleyeceğini, ülkemizdeki gıda sıkıntısını tetikleyeceğini, bu nedenle çiftçilere sahip çıkması gerektiğini. Daha sonra ne demiştik yine? Çiftçinin ürettiği, çiftçinin üretim, üretimde kullandığı mazottan ÖTV'nin mutlaka mutlaka kaldırılması, nasıl sahillerde, yatlarda veyahut da balıkçılara verildiği gibi mazottaki ÖTV'nin kaldırılması. Daha sonra ne demiştik? Yine aynı şekilde üretimde, üretimle bizzat uğraşan çiftçilerimizin belli bir oranda gübre belli bir oranda işte hayvancılıkla uğraşan süt sür, süt üreticiyle uğraşan çiftçilerimizin de belli bir oranda da e, süt yemi ve e, besi yemi hibesi katkısı sağlanması ve tarımda tarımda özellikle ve özellikle tarımda sulama suyunda kullanılan elektriğin gerekirse belli bir miktar bedelsiz ve gerekirse eee bir şekilde verilmesi gerektiğini çünkü sulama suyunun çok önemli olduğunu defa defaten söylüyoruz ve bu manada da bugün eee Çivil ilçemizden bizim ziyaretimize gelerek Çiril içerisinde sulama suyuyla alakalı olan sıkıntılarını e, bize taleplerini ileten 77 mahalle muhtarımızı temsilen buraya e, il başkanlığımıza gelen e, 3 adet muhtarımız taleplerini ilettiler. Aa, bu talepleri aldık. Sulama suyuyla alakalı aşırı faiz zamlar olduğunu, e, bu konunun başkanım acilen çözülmesi gerektiğini, bize e, yardımcı olabilir misiniz diye taleplerini ilettiler. Biz de bu talepleri aldık, not ettik. En kısa zamanda Sayın Genel Başkanımız Mustafa Destici'ye e, ileteceğimizi kendilerine söyledik. E, Sayın Mustafa Destici, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'de de inşallah tahmin ediyorum bunu e, gerekirse e, DSE Genel Müdürü'yle gerekirse Tarım Bakanı'yla gerekirse de Cumhurbaşkanımıza ileterek e, Çivil'deki çiftçilerimizin problemlerine acilen çözüm üreteceğini kanaatindeyim. Sayın muhtarlarıma buraya kadar zahmet edip geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Biz Büyük Birlik Partisi olarak mutlaka mutlaka her daim çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayız. Umutsuz olmayın çiftçilerimiz biz varız diyoruz. Teşekkür ediyorum.